Almanca öğrenenler için "noch" terimi önemlidir. Çünkü bu terim Alman dilinde birçok bağlamda kullanılır ve farklı anlamlar taşıyabilir. Almanca öğrenenler bu terimin farklı cümlelerde nasıl kullanıldığını anlamalıdır. Ich möchte noch ein Glas Wasser. Bu cümledeki anlamı, bu cümleyi söylemeden önce kişi su içmiş, susalığı geçmediği için bir bardak daha su istiyor anlamında. Diğer cümlemize bakalım. Er ist nicht nur pizza, sondern auch noch pasta. Pasta İtalyan kökenli bir kelime olduğu için Türkçe'de tercümesi makarna. Bu cümlede noch kelimesi kişinin zaten pizza yediğini fakat ayrıca bir de makarna da yediğini vurgulamak için kullanılır noh kelimesi cümlenin üzerine ekstra bir vurgu katıyor ve kişinin birden fazla farklı yiyecek yediğini gösteriyor. Bir başka cümlemiz Wenn du noch hast, frag mich bitti. Bu cümleyi kullanan kişi daha fazla soru sorulduğunda bu soruları cevaplamaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etmek için kullanılır. Noh kelimesi eğer varsa daha fazla soru sormaya teşvik edildiğini ifade etmek için kullanılır. Noh kelimesinin farklı cümlelerde farklı anlamlarını gördünüz. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.